Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım güzel bir hafta sonu geçirmişsinizdir. Güzel bir pazartesinden hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yine e-ticaret hakkında bilmeniz gereken ve sormak istediğiniz soruları elimden geldiğince sizlere yardımcı olmak adına paylaşacağım ve yardımcı olmak için de nasıl ve nasıl ticaretinizi sizler ilerletebilirsiniz bu konular hakkında bilmeniz gereken özel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Herhangi bir şekilde sorusu olan varsa arkadaşlar herhangi çekinmeden direkt sorularını sorabilir. Ben de yardımcı olacağım. Bu süre zarfı içerisinde bu platformlarda sizlere bazı şeyler söylemem gerekiyor. Çünkü şu anki süre zarfı içerisinde çok güzel bir şey oldu. Şu an hala İngiltere'ye gelmedi, Amerika'da ama Facebook Marketplace'te çok büyük güzel haberler gelişmeye başladı arkadaşlar. Facebook Marketplace'te şu an artık listelemiş olduğunuz Facebook sayfanızdaki ürünleriniz Facebook Market'e de geliyor ve haliyle Facebook Market üzerinde arkadaşlar ürünlerinizi listelediğiniz zaman çok güzel bir şekilde sizler de hem kendi marketinizde hem kendi sayfanızda hem de aynı şekilde Facebook Marketplace'te ürünlerinizi satabileceksiniz. Bu arada hepiniz hoş geldiniz çocuklar. Herkes umarım iyidir. Çok selamlar Feryal, Tolga merhaba. Fikret abi merhaba. Koray merhaba, çok teşekkürler. Gökhan burada. Selamlar canım. eBay mi, Amazon Drop mu? Hepsi. Para kazanabildiğin hepsini yap. Bugün çok şey yapmayacağım arkadaşlar. Hepinize çok selamlar. Şimdi bugün biraz daha açık konuşmak gerekirse. Şimdi sıfırdan başladığınız zaman nasıl yapabilirsiniz? Ve yapmış olduğunuz şey olarak baktığınızda işlemleri nasıl yaparsınız? Sorularınız varsa sorun. Hepsini cevaplayacağım ama bugün sizlerle beraber hani ürün araştırıp nasıl sizler de çok hızlı bir şekilde eBay platformunda satış yapabilirsiniz, Facebook'ta nasıl satış yapabilirsiniz onları göstereceğim. Şimdi burada önemli olan şey, hatta ben bulabilirsem sizlere bu yayında arkadaşlar benim kullanmış olduğum özel toptancılar listesini paylaşacağım. Bizim grupta paylaştım ama eğer sizler de şey yapmak istiyorsanız katılabilirsiniz. Bakayım eğer toptancı listesini bulabilirsem. Şu an sizler için o toptancı listesine bakıyorum. Eğer bu karşıma çıkarsa şimdi sizlerle seve seve paylaşayım. Tamam, buldum. Çok güzel. Tamam. Şimdi ben bu bulmuş olduğum listeyi arkadaşlar bizim dijital market net nokta bizim internet forum sitemize paylaşıyorum. Oradan isteyen kişiler artık toptancı sorunu yaşamadan orada güzel bir şekilde ürünlerini bulabilirler. Ben şu an konu olarak açayım buradan. Linkini birazdan atacağım. Konular. Şöyle yazıyorum. Özel toptancılarını diye açıyorum arkadaşlar. Kullanmak isterseniz. O bizim aşağıda forum sitesinin dijitalkazan.net linki vardı. Ben konuyu açtım. Sayfada bilmiyorum linki buradan görebilecek misiniz ama linki de attım chat bölümüne. Oradan da isteyen arkadaşlar bakabilir dedikten sonra. Şimdi baktığımız zaman Koray soru sormuş. UK Fox VPN ile açılan PayPal ne kadar sağlıklı, sağlıksız? Amazon daha teferruatlı. Aslında Amazon çok kolay da size Türkiye'de sadece teferruatlı öğretiyorlar. Arada çok büyük bir fark var. Hocam merhaba, nasılsın? Ben Discord bekliyordum. Discord yapacaktık Can. Discord yerine bugün burayı yapmayı tercih ettim. Açık konuşmak gerekirse dün inanılmaz yoğunduk. Dışarıda da bir bayağı işlerim vardı. Yetişemediğimden dolayı normalde hafta sonları, pazar günleri bizim kursiyerlerle özel böyle bir yayın yapıyoruz bildiğiniz gibi. Pazartesi günleri de Discord grubunda normal sadece sizlerle beraber soruları, görüşleri olanlara şey yapıyoruz. Ama bugün karıştırdığımız için, günleri yetişemediğimiz için ikisini de beraber bir anda yapıyorum. Hatta eğer şurada ben Facebook grubumuzun linkini paylaşayım. Bizim Facebook grubuna katılmak isteyen arkadaşlar olursa linki atıyorum. Oradan gelip sizler de isterseniz sorunuzu sorabilirsiniz arkadaşlar. Bizim Facebook grubunun şeyini atıyorum şu an. O linkle
Sizler de buraya girebilirsiniz dedikten sonra, hatta şuradan şöyle yapayım. Ben şeyde paylaştım. Katılmak isteyen oradan canlı yayına katılabilir arkadaşlar. Ben de sorularını böyle daha acaba şey yaparım. Görkem merhaba. Flak yazmış. Hocam moraller bozuk. Facebook hesabım kapandı bugün. Facebook hesabını herhalde kapatmayı senden başkası başaramazdı Can. Nasıl yaptın bunu gerçekten? Şaşırdım, üzüldüm biraz ama sorun değil. Hesabını açabilirsin. Başka bilgilerle başka şekilde yaparsan kaldığın devardan devam etmeni tavsiye ederim. Böyle 20-30 tane açarsın. Daha da fazla. Merhaba, hoş geldin. Burada benim arkadaşlar, bu link benim özel toptancılarım, burada kullandığım İngiltere'de ve Amerika'da. Kullanmak istediğiniz takdirde hepiniz gidip oradaki linkten alışabilirsiniz. Abi bu yeni kaydeder misiniz? Canım kaydoluyor yayınlar zaten. Sadece bir saat soru falan düşüyor. Akın hocam, Almanya toptancılarını paylaşır mısın? Linkte paylaştım. Linkten bakarsan toptancıları görürsünüz. Tamam, teşekkürler. Teşekkür ederim Elif. Hoş geldin. Nasılsın? Umarım iyisindir. Akın Baba ne zaman çıkacak? Akın Baba ile bugün görüştük ekiple. Bazı extension tarafında böyle ufak bug sorunları var. Eğer extension'ı tam şey yapabilirsek inşallah bu hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar sizin için çok güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten yaptığımız şeyler büyük. Çünkü Akın Baba hem Etsy'ye hem Facebook'a hem de iyi bir ürün yükleyeceği için biraz teferruatlı oluyor. Yani tek iyi bir platformu değil. Ben dedim ki yani şimdi siz eğer bu programı kullandığınız zaman sonuçta 3 platformda da satabiliyorsunuz. Neden bir platformu yükleyeyim? Ben Facebook'ta da satıp kolay bir şekilde yükleyebilmemiz için çok güzel yaptık. O yüzden biraz zaman aldı. Yani beklediğimizden bugün biraz üzüldüm o konuda gecikmedi ama her şeyde bir hayır vardır diyelim. Çünkü biz gerçekten bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Ama bu aralar biraz daha ben kendi ağırlığımı okyanusu.com'a verdim. Okyanusu.com'da arkadaşlar artık sizler de ürünlerinizi satabilirsiniz ya da oradan ürünlerini alıp kendi diğer platformlarda satabiliyorsun. Çok daha piyasanın altında ürünleri alabildiğim için çok uygun fiyata geliyor. Yani Amazon'da o ürün, örnek veriyorum, 50 pound, 100 pound'sa bizde olacak Okyanusu.com'da alırsanız, hadi aşağı yukarı tam rakam vermeyeyim ama diyelim 40 pound olacak. Yani çok daha uygun almış olacaksınız bu ürünleri bu şekilde. Hem de ertesi gün müşterinizi göndermeye çalışacağız. Amazon kadar Next Day yapamasak da bir şekilde 1-2 gün ayarlamaya çalışacağım. Almanya toptancısı. Dediğim gibi linke bakarsanız arkadaşlar görürsünüz. Kursiyerlerle soru cevap pazar günü mü abi? Evet Görkem. Pazar günüydü. O yüzden bugün yaptım. Linki bizim şeyde Telegram grubunda paylaştım diye hatırlıyorum. Özel grup. Evet, Telegram grubunda attım linki. Katılmak isteyen de oradan da katılabilir. Hocam PayPal için Türkiye'de ne yapmamız gerekiyor peki? Bir şey yapman gerekmiyor. PayPal açtıktan sonra hesabına bağlayarak işlemleri yapman gerekiyor. Yani ne, soru tam net olmadığı için Kore bir şey diyemeyeyim. Sadece lokasyon ve diğer şeyler artık birkaç video izlesen tahminimce anlamışsındır. O şekilde yapabilirsin. Ya da bizim Facebook grubu var. Ben orada çok detaylı böyle bir roman var. Okumanı tavsiye ederim. Bayağı bir işine yarar. Hocam saygılar. Ben teşekkür ederim Toğrul. Permanent Suspend'den sonra tüm bilgileri değiştirip başka IP ile hesap oluşturursak sorun olur mu? Yani şimdi şöyle bir şey var. Burada yaptığın işin ne olduğunu çok iyi biliyorsan ve nasıl yapılacağını biliyorsan olmaz. Ama gerçekten bilmeniz gereken çok şey var. Yani bazı yerlerde. Bunun için de hani deneme yanılma yöntemiyle öğrenebilirsin. Çünkü ben desem ki şunu yapma, bunu yap. Senin hesapta belki yani tam tutmayabilir ama yapacağın işlerde en azından senin daha önceki hesabında hiçbir şekilde maç olmamasını çalış. Yani onu nasıl göstereceğim onu da bilmiyorum ama benim şu an açık değil hesabım. Olsaydı bir tane örnek hesabım vardı, gösterirdim. Sıfırdan hesap açabiliyorsunuz yani çok rahat bir şekilde. Pafizim canım çok teşekkür ederim şey için, burada olan için. Koray videolarda mevcut, bayağı detaylı burada anlatamaz yazmış. Hocam merhabalar. Avrupa'da ne zaman gelecek 120 vergi muhabbeti eBay'de olan? O ülkenin şeyine göre değişecektir. Ben açık konuşmak gerekirse hani bu konularda konuşmaya yetkili değilim. Bilsem de o yüzden de bu soruyu es geçeceğim beni yanlış anlamazsan. Ama çalışmış olduğun ülke hangi marketteyse
bu ülkenin çalışmış olduğun bilgi internet sayfalarına girersen onlardan çok rahat bir şekilde okuyabilirsin. İngiltere'de örnek veriyorum, HMRC. Buraya baktığın zaman bütün vergilendirme ve diğer şeyleri yasal olarak sürekli güncel olacak şekilde kendi internet sayfalarında var. Hani en doğru bilgiye böyle ulaşabilirsin. Muhammed Akın abi, hesap işlemlerim PayPal, her şey tamam fakat ürün bulmada sıkıntı yaşıyorum. Nasıl daha hızlı güzel bir şekilde satan ürün çokça listeleyebilirim demiş. Muhammed güzel bir soru sormuş. Muhammed'le beraber gelin bence şey yapalım. Bunu çözüme kavuşturalım. Eğer arka tarafta bana bir saniye verirseniz size nasıl satacak ürün olacağınızı ve bulacağınızı gösterebilirim. Ayrıca arkadaşlar bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa da lütfen beğenmeyi unutmayın ki YouTube'da sizin gibi böyle ücretsiz olarak bilgiye ulaşmak isteyen arkadaşları da YouTube önlerine çıkarsın. Umarım da onlara da faydalı olur bu şekilde. Peki, şimdi ben bir şey yapmaya çalışacağım. Eğer bunu yapabilirsem şu an arka tarafta özel ayarları yapıyorum. Ondan sonra da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Şu an şuradan çıkarsak. Eğer hazırsanız arkadaşlar kağıtları kalemleri alın. Çünkü sizlerle beraber satan ürünleri bulacağız. Bakalım şimdi hesabım açılırsa. Peki. Şimdi bir ekran paylaşalım. O zaman şu Muhammed'in sorusundan nasıl satan ürün bulunur? Ve nasıl biz yapıyoruz? Bizden almış olduğunuz satan ürün hizmetleri olsun, diğer şeyler olsun. Bizler hani tabii ki böyle yapmıyoruz. Bizim farklı şeylerimiz var ama gerçekten arkadaşlar sizler kendi dükkanınızda nasıl yapabilirsiniz? Onların ben mantığını göstermeye çalışayım şimdi. Umarım ekranda görüyorsunuzdur şu an. Şimdi iki tane yöntem var. Ücretsiz yapacaksanız arkadaşlar öncelikli olarak eBay'e girmeniz gerekiyor. eBay'e girdikten sonra ben sizlere mantığını Amazon üzerinden anlatacağım. Çünkü en basit öyle anlayabileceğinizi inanıyorum. Sizler istediğiniz toptancıyla yapabilirsiniz. Walmart'tan, Home Depot'tan aklınıza gelecek. Ben aşağı daha demin sayfada paylaştım. Oradan çok detaylı şekilde sizler de bakabilirsiniz. Bu arada linki Facebook grubumuzda paylaştım arkadaşlar. Şey grubunda, Türkiye grubumuzda. O linkten katılıp sorusu olan varsa da girip sorabilir. Peki, şu an eBay'deyiz. eBay'de bir tane ürün bulmamız için Amazon'a girmemiz lazım. Şu Amazon'u ben kapatayım tekrar. Bu arada hani normalde diyorsunuz ya eBay hesabı açılamıyor falan vesaire. İkinci nasıl açılır? Üçüncü. Arkadaşlar burada 100 tane hesap açabiliyorsunuz. Hani bazı şeylerde o konulara girmeyeyim ama hani bugünlük öyle bir muhabbet hani konusu değil. Ama hani bence biraz daha araştırdığınız takdirde baya bir şey yapabilirsiniz. Lütfen vazgeçmeyin. Size diyeceğim tek şey o. Gerçekten vazgeçmeyin. Karşılığını çok fazlasıyla alacaksınız. Peki ilginç bir şekilde şu an eBay'den Amazon'u açamadım nedense. Bilgisayarda, kastan bir bilgisayarda değil ama her neyse. Şimdi buradan arkadaşlar eBay'e geliyorsunuz. eBay'de satan bir ürün bulacaksınız. İlk önce satan ürünü bulabilmek için mesela bu şu ürün. Bakın şimdi ben Amerika pazarında fazla göstermiyorum. Belki sizin tuhafınıza gelebilir ama gelin ben size bu ürünü Amerika pazarında bulayım. Bu ürün Walmart'ta var. Walmart'ta bulabilirsek de burada. Okey, Walmart. Şimdi Walmart'ta bu arkadaş Amerika'da yapıyorsanız tabii ki bunu. Walmart Amerikan bir markası. 16 kere satmış 141 dolara arkadaşlar. Burada aynı ürün 65 dolar. Ve bunun hediye kartları ve Honey'si ve Top Cashback'i kullanırsanız yani bu herhalde aşağı yukarı 55 dolara falan gelir. Yani şu arkadaş 16 kere satmış. Gene hep beraber hesaplayalım. eBay bir kalkülatör. Bir tanesine şuna bakayım. Aslında benim kullandığım tavsiye ettiğim sales şey ama onu hiçbir zaman göremiyorum nedense. Ha, tamam burada. Bu çok daha net bence. Şimdi arkadaşlar gelin hesaplayalım. Bu ürün 141 pound, özür dilerim, 141 dolara satılmış. Geliyorum buraya yapıştırıyorum. Diyor ki buy it now price.
Fiyatı bu. Shipping price yapmıyor. Quantity'de bir tane var. Bize ürün ne kadara geliyor? 65 dolara. Daha da ucuz da hani tabii hediye kart onları katmıyorum. Shipping cost 0. Net profit olarak hesaplasın bize. Tamam, desired amount o %12. Kategori tamam, çok fazla şeye girmiyorum yani, standarta giriyorum. 2.9 bölü 0.30 sentte normal eBay ve PayPal fee'si artı 10 şeyse. Eğer top rated satıcıysanız size burada discount falan da yapacak. Çok güzel yani. Eğer burada her şey tamamsa arkadaşlar, adam yani burada siz bu işi yaptığınızda gelin detaylı göstereyim. Hani diyorlar ya eBay'de para yok, drop'ta ürünler satamıyorsunuz vesaire. Ben sadece böyle diyen arkadaşlara gerçekten tek dediğim şey şu arkadaşlar. Dropshipping bitti mi? Dropshipping nasıl oluyor? Dropshipping işte artık kimse yapamıyor. Herkes suspend diyor. Size gerçeği söylemek istiyorum arkadaşlar. Böyle yapıyorlar ki siz bu markette daha durmayın, onlar daha çok para kazansın diye. Çünkü şu an bana inanmazsanız bile kendi gözlerinizle gelin beraber bakalım. Ki ben bunun gibi birkaç tane daha örnek göstereceğim ki sadece nasıl yapacağınızın mantığını bildiğiniz zaman nasıl olduğunu göstereceğim bu işi. Şimdi burada ürün gördüğünüz gibi Walmart'ta, özür dilerim, bu kişi 16 tane satmış. Buradan bakarsınız isterseniz. Burada ürünleri satmış. Geri geldiğiniz zaman bu ürünlerde şurada arkadaşlar 65 dolara almış. Bazılarını offer yapmış. Daha demin gördüğüm kadarıyla hepsini tam bu fiyatı satmamıştı anladığım kadarıyla. Normal bir şekilde eğer bu ürünleri bu fiyatta satıyorsa arkadaşlar, ürün eBay bizden 14 dolar alacak. İşte payment process artık PayPal ya da management payment yani kartınızı alıp aşağıya koy. Bu hesap ve sizin net karınız 56 dolar satış başı. Ve gerçekten return margin de bayağı iyi, %60'ın üzerinde. Ve arkadaşlar you should have a sell off price. Yani bu başka bir şey. Sizin burada kazandığınız 56 dolar. 56 doları buradan geldiğiniz zaman hesap makinesine girin. Yazamamışım herhalde. Şimdi 56 dolar diyorum. Bunu 16 kere satmış arkadaş. Çarp 16. Yani 900 dolar para kazanmış. Bitti mi? Bitmedi. 900 pound ya da dolar sadece bir üründen. Şu ürün. Benim kursta öğrettiğim ya da benim normal özel olarak eğittiğim öğrencilerime her zaman hani gerçekten bulmuş olduğu kuyudan vazgeçmemelerini öneriyorum. Buradaki ana kastım ne? Eğer bu arkadaş yakışıklıymış. Şimdi buradan baktığımız zaman güzel ürünler satıyor. Ama ben burada bunun neler sattığını görmek istiyorum. Bakayım. Eğer Amazon'dan satıyorsa da Amazon'dan sattıklarını da bulabilirim. Şimdi bakayım. Bunlar 16 tane satmış. Buradan şimdi bana liste gelecek. Yani şimdi şöyle bir şey var. Hani gerçekten şuna inanmamız gerekiyor. Sizin başınızı kıskanarak size bu piyasanın öldüğünü söyleyecek. Ya da bir ufak suspend yediğinizde aman Allah'ım her şey elim ayağım hayatım bitti gibi düşünceleri sokacak. Şeyler sizi hayatınız boyunca hiçbir yere getirmez. Bu tarz insanlar arka taraftan bunu derken ön taraftan da deli gibi ürün araştırıp sizin piyasadan çıkmanızı istiyor. Niçin? Çünkü Facebook Marketplace'i ben Türkiye'ye getirdiğimde bir tane bile kişi Facebook'ta, Londra'da ya da İngiltere'de satış yapmıyordu. Bugün elinizi sallasanız herkes Türk ve Facebook Market'te satış yapıyor. Ve haliyle onlar da satamıyor. Daha fazla bir şey oldu. Rakip oldu. Rakip olduğu için ne yapacaklar? Psikoloji olarak size Facebook dropshipping bitti, eBay'de suspend atıyorlar, o öyle oluyor, bu böyle. Bu tamamen sizi yanıltmak amaçlı. Çünkü size bunları söylerken, forumlarda bunları yazarken arka tarafta 10 tane dükkan işletiyorlar. Ben sizinle bu arada konuşurken arkadaşlar bu arkadaşımızın dükkanını analiz ediyorum. Tabii ki bunu sadece ben örnek olarak gösteriyorum. Sizler kendi dükkanınızı lütfen kendiniz araştırın. Hoş bir şey değil başkasının dükkanlarını şu an benim gösterdiğim tamam şey olarak örnek olarak gösterdiğim ve sizin de iyi niyetinize inandığım için lütfen kendi dükkanlarınızı kendiniz araştırın. Çünkü bir dükkan size sadece bir tane para verirken 10 dükkanı nasıl aranacağını bilirseniz hep de daha fazla para kazanırsınız. Şimdi ben sırayla bakıyorum. Bu arkadaş şu üründen 32 tane ucuza satıp eBay'de pahalıya satacak. Burada ucuz olacak. Peki. Gelin beraber bakalım. Bu ürünleri burada bulamayız. Çünkü benim anladığım kadarıyla bu arkadaş Walmart'tan yapıyor.
Şimdi bir de öncelikli olarak bakış açımızı çok değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki bakış açımızı değiştirmemizin sebebi bu arkadaş bir Walmart'tan yapıyor bu ürünleri ve ikincisi de bu ürünleri satarken arkadaşlar değişik toptancılar kullanıyor. Şimdi o kadar detaya girmeyeceğim açık konuşmak gerekirse ama burada anlatmaya çalıştım. Buradan salt listing dersiniz ve buradan ben aşağı doğru iniyorum. Böyle bir 2-3 sayfa ineceğim. Çok fazla inmeyeceğim. Aşağı otomatik atsın sayfa. Sizde böyle olmayabilir. Olması gerekiyor. O yüzden patch yeni sayfa açacak bir extension kullanın. Bunu neden yapıyorum? Burada şimdi otomatik olarak 100 sayfa çıkıyor. Çıktıktan sonra hemen şurada sold item kısmına zaten ben derdim tıklamıştım da gittim mi gitmemiş, tamam. Şimdi burada ne kadar ürünlerin sattığını ben daha detaylı şekilde görebiliyorum. Ya bunu çok daha detaylı da görebiliriz. Örnek olarak bir taraftan bunu araştırırken bir de gelin şuradan öteki taraftan da çünkü Walmart'tan satıyor. Walmart'tan sattığı için de bakalım bu ay ne kadar para kazanmış. Şu an göstermeyebilir çünkü dashboard, computer research. Burada arkadaşlar girmiş olduğunuz sistemin Amerika olduğuna emin olun. Çünkü şu an biz Amerika'dan bakıyoruz. Buradan bakalım arkadaşı bulabilecek miyiz? Burada öğrendiğiniz bilgiler arkadaşlar gerçekten çok önemli. Lütfen yani dikkatli bir şekilde izleyin. Çünkü sizlere gerçekten inanılmaz derecede paralar kazandıracak şeyler. Ama hani burada sizin de gerçekten biraz zaman ayırmanız gerekiyor. Şimdi ben buradan geliyorum. Ürün araştırma bölümüne araştırmak istediğim kelimeyi de yazıyorum. Bir de ayrıca detaylı olarak kaç kişi de satıyor. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi herkes bunun ister 100 pound ya da 100 dolar kazanmak isterse olmaz. Buradan kaç kişi bunlarda sattığını bilmemiz lazım. 10-15'in üzerine ben kimseye tavsiye etmiyorum. Zaten burada drop yapanları gösteriyor. Buraya geldiğimde en pahalı satana bakıyorum. Pardon, şuradan fiyatı yapıyorum. En fazla. Şu 175'e satıyormuş. Yani daha demin biz bunu şeye bulduk. Şu kadar fiyata bulduk. Yani neredeyse 120 pound karla satıyor. Sorun değil. Biz şimdi ne yapacağız? Bu arkadaşın dükkanına gideceğiz. Bakalım bu neler satıyor. Bu ay 3000 pound kazanmış. Fena değil, ne satmış? Bir tane dolap satmış. 4 kere satmış. Bak bu güzel bir şey. Bu anladığım kadarıyla Keter. Benim hatırladığım da aslında Keter bir marka Vero. Burada Vero ürünleri görebiliyorsunuz. Şu ürünü hem Amazon'da hem de Walmart'ta bir aratalım. Bakalım nerede çıkacak. İsterseniz buradan farklı marketlerde seçebilirsiniz. Google, Walmart, CJ, AliExpress ve Amazon. Ben şu an iki tanesini açtım ama Walmart'tan yapıyor herhalde. Şu an Amazon'la ilgili bir sorun yaşıyorum. Amazon herhalde daha demin de açılmadı. Büyük ihtimal Amazon'dan yapıyor. Yani bu şekilde bu arkadaşın şu dört tane sattığı yani son ayda dördün üzerinde satanları bulmaya çalışın arkadaşlar. Bence en önemlisi o. Bir de daha detaylı ürün araştırmaya da girerseniz buraya tıklarım. Bu ürünün satış başarı oranına bakarım. %400 satış başarının oranı var. Son ayda 4 tane satmış ki tek bu sattığı için böyle gösteriyor. Ve çok basit bir şekilde bu ürüne tıklarım. Buraya aşağı inerim. Ve Hustle Go Through'u kullanıyor bu arkadaş. Direkt dropshipper'cı yani belli. Kullandığı tema bile aynı. Ne yapabiliriz? Şunu alırız. Bunu İnternette aratırız. Büyük ihtimal Amazon çıkacak. Yok. Bu aslında biraz akıllı bir arkadaşa benziyor. Çünkü anladığım kadarıyla aynısı. Tamam buldum. 54.64'e 10'a kadar satıyor. 76 pound'a 4 tane satmış. Yani aşağı yukarı 15 pound falan kazanmış. Yani şu üründen 60 pound kazanmış bir ayda. 600 Türk lirası. Yani bunu yapamayacak ben hiçbir insan tanımıyorum arkadaşlar. Bu gösterdiğimde hani hikayeyi anlatıyorlar ya bazen diyorlar işte günde nasıl bir saatte 1000 pound, 2000 pound kazanılır. Bunlar çok güzel şeyler de işte böyle kazanılır arkadaşlar. Bunu daha nasıl göstereceğini de bilmiyorum ben açıkçası. Yani açıp banka hesabımı göstereyim inanacaksınız. Hani bu şekilde benim bütün öğrencilerim de çok kazandı. Neden siz kazanmıyorsunuz? Tamam bu iş belki bu kadar benim anlattığım gibi kolay gelmeyebilir size ama elbette ki denemeden bazı şeyleri öğrenemezsiniz. O yüzden ben herkese kesinlikle bu tarz şeyleri çok detaylı şekilde araştırmasını tavsiye ediyorum.
Onunla beraber de bu şekilde anlatımımı bitirmiş oldum. Dedikten sonra en son Muhammed'in sorusunu, umarım Muhammed bu sorunun cevabı olmuştur. Ben de anlamadım. Hocam biraz fazla yükledim. Dün ondan mı oldu büyük ihtimal? Can gerçekten bir fikrim yok. Hani görmem lazım ama tek diyebileceğim şey vazgeçme bir tane daha listede. Payoneer para transferi için hangi aracı kullanılıyor? Wego mu? Çalışmış oldum. Payoneer'e sorman gerekiyor. Western Union'u. İngiltere ve Amerika dışında satış yaptım. Ülke var mı? eBay, Amazon. Ben bütün dünya geneline satıyorum Tolga ha, bana soruyorsan. Akın hocam artık o kadar umutsuzum ki ne yapsam olmuyor. Bıktım hayattan ya. Demiş. Keşke YouTube'da videolarda telif hakkı olmasaydı güzel bir müzik dinlerdik. Ya da ben güzel bir gitar çalardım sana. Keyfiniz yerine gelsin diye ama yani şöyle bir şey var arkadaşlar. Ticaret yapıyorsunuz. Hayatta bir şeyler başarmak istiyorsunuz. Bunun elbette ki bedelleri olacak. Yarın bir gün Ferrari'nize binip ailenize dünya turuna uçağınıza çıktığınız zaman neden bunları hak ettiğiniz kendinize sorduğunuzda neden olduğunu cevabını biliyorsunuz. Neden bu kadar başarılı olacağınız yarın bedel ödüyorsunuz. Bazı şeylerin bedeli olmadan başarı gelmez. Açık konuşmak gerekirse bu kadar da çabuk vazgeçiyorsanız yaratıcı hak edene verir. O yüzden hani mümkün olabildiğince bu acıyı içinize tutun ve çıkartın. Ben çok büyük paralar kaybediyorum. Ben bakmayın hani o kadar başarılı işler yapıyorum arka tarafta ama ben gerçekten çok büyük işler ve şeyler yapıyorum ve büyük paralar da kaybediyorum. O yüzden hani baktığınız zaman burada çok önemli şeyler var arkadaşlar. Her şey bu kadar kolay değil. O yüzden dikkat etmeniz gereken şeyler var. Ama tabii ki çalışarak, başkalarından öğrenerek çok daha güzel şeyler yapabilirsiniz. Bununla beraber de peki başka sorunuz varsa arkadaşlar lütfen yazın. Evet, Can eBay'de suspend oldum. Ürünler nasıl olur? Demiş Can. Ekibiniz kaç kişi Akın abi? Kusura bakma tek tek soruyorum aklıma gelenleri. Tolga sorunda 50 kişiye yakınız şu an. Bizimle beraber çalışmak isteyen kim varsa da arkadaşlar. Ben bütün girişimci arkadaşları her zaman açığım. Yani yıllardan beri çalışıyoruz ve çok büyük hem kendileri paralar kazandı hem bize çok yardımcı oldular. Ve inanılmaz derecede şeyler öğrendiler. Bana da öğrettiler aynı şekilde. O yüzden kendine inanan girişimci ve gerçekten bize yardımcı edebilecek ve kendini geliştirebilecek inandığı şeyleri yapabileceğine inandığı insanlar varsa lütfen bizlere dijital market mentoring'den ya da LinkedIn'den isim soy ismimi yazarak Akın Yılmaz yazarak özelden mesaj atabilirsiniz arkadaşlar. Ben elimden geldiğince sizlere de bu konu hakkında yardımcı olup bizim takımda görevler almanızı ve sizin de paralar kazanmanızı çok sevinerek isterim. Çünkü ben zaten oluşturmuş olduğumuz ekip içerisinde arkadaşlar yapılan bütün her şeyin ilk haberlerini, diğer yapmış olduğumuz bütün her şeyi şey olarak biz sistemde şeyleri sunuyoruz. Yani takımdaki arkadaşları sunuyoruz. Peki. Hocam MC113 yiyenler sanal PC'den devam etmeli mi? Evet devam etmeli. Kerim burada. Kerim sesim geliyor mu sana? Kerim sesim gelmiyor sana herhalde. Duymuyorsun beni. Peki. PayPal açtım şu an. Hocam artık VPN kullanmasam sorun olur mu? Tabii ki haliyle. Yapmış olduğun şeyi bilmediğim için bir şey diyemem ama hani IP'ni değiştirmemeye çalış. Wow, bir anda bu kadar çok mesaj nasıl geldi? İmkansız. İngiltere'de şirket kurmak istiyorum. En ucuz nasıl yapabilirim? Ben onu çok detaylı olarak bir videoda anlattım. Oraya bakabilirsin. İyi yayınlar. Buradaki sormuş olduğun soru çok güzel bir soru. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Ben arkadaşlar, benim burada çalıştığım yerler var. Şimdi bu süre zarfı içerisinde
Biz de okyanusu.com'u kurduk. Okyanusu.com'da kendi fulfillment center'ımızı oluşturacağız. Bizim servisimiz üzerinden satış yapanlar bizim bu belirlemiş olduğumuz depoları kullanabilecekler. Ama onun dışarısında dediğim gibi bu fulfillment sisteminde tanımıyorum. Yani ne iş yaptıklarını da bilmiyorum. O yüzden hiç kimseye önermiyorum. Kendileriniz araştırarak bulabilirsiniz. Tanıdıklarım var şey olarak ama hani bana göre çok mantıksız geliyor bazı yerlerde. Sebeplerini çok detaya girmeden söylemek istemiyorum ama hani bence çok daha bedava yolları var. Onları bulun. Daha karlı olacaksınız. Enes, hocam selam. eBay'de satışı yavaşlamak için PayPal'la eBay ayrılmasını mı beklemiyorsun? Hayır, beklediğin her an para kaybediyorsun Enes. Neden o kadar paraları kaybediyorsun? Okyanus'tan ürünleri alabilmek için eğitiminizi almak mı lazım demiş Tamer. Hayır tabii ki. Okyanus'u ben açıklayayım bir şekilde. Hatta şurada göstereyim okyanus.com'u. Sizler de en azından bilgi edinmiş olursunuz arkadaşlar. Arkadaşlar Okyanus'u dediğimde bir marketplace'tir bu arada. Yani şey değil. Hani eğitimle alakası olan bir şey değil. Biz burada yapmaya çalıştığımız şey bütün şunu yapalım. Burası okyanusu.com aslında bir nevi eBay, Amazon, Etsy ve Shopify gibi bütün platformların iyi yanlarını alarak kendimizin oluşturmuş olduğu bizim özellikle Türk satıcıların satış yapmasını çok kolaylaştıracak. Depolarını, kendi ürünlerini depolarda tutabilecek. Aynı Amazon FBA gibi. Ürünlerini dünyaya genelinde kendi şeyi sağladığı takdirde çıkışlarını, gönderimlerini sağlayacak. Ben özellikle ağırlıklı olarak İngiltere'de başlattım şu an. İngiltere için geçerli olacak bu arkadaşlar şimdilik. Bundan sonraki süre içerisinde ürünleriniz artık Türkiye'de el işi yapıyorsanız, yapmış olduğunuz el işleri olsun, yapmış olduğunuz dijital tasarımlar olsun, işin arka tarafına baktığınız zaman diğer bütün ikinci el ürünleriniz olsun, bu platforma giderek kendinize bir satıcı hesabı oluşturabilir. Vermiş olduğunuz bilgilerden sonra da bu platformda satışlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bir aşağı indiğinizde farklı kategoriler var. Tabii ki güncelleniyor. Mesela grafik olsun, painting olsun. Mesela şu an bu platforma benim takımdaki arkadaşlar mesela herkes kendi ürünlerini listeliyor. Çünkü herkesin kendi içerisinde dükkanı var. Şimdi mesela benim dükkana baktığınızda mesela buradan bir tane gelelim benim dükkana. Bu benim normal burada benim yani Okyanus platformunda benim satış yaptığım ürün. Mesela şu an %20 indirim verdik mesela bu ürüne. Normalde 69 pound bu telefon. Ve bu telefon buradan mesela müşterilerimiz Facebook'tan ürünleri listeliyoruz. Buradan müşteri geliyor. Müşteri buradan alıyor. Bir de ayrıca şirkettir o şeylerle uğraşmadan. Buraya listeliyorsunuz ürünleri. Müşteri geliyor. Buradan add to cart diyor. Ve müşteri ürününüzü satın alıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Yapmanız gereken şey çok basit. Burada sell now bölümüne geliyorsunuz. Hatta onu da göstereyim. Çok daha kolay olur sizin için. Mesela eBay. Yani eBay'den yapacaksınız tabii ki. Mesela Watchcant'a gelelim. Ne olsun? Baby kategorisi olsun. Ve diyelim ki şu ürünü satmak istiyorum. Bu ürün 5565 kere satılıyor. Şimdi ben deli gibi satılıyor. Bu ürünün fotoğrafını indiriyorum arkadaşlar. Burada indirdim. İndirmiş oldum. Şimdi buraya geliyorum. Şuradaki indirdiğim fotoğrafı atıyorum buraya. Sonra bunu kapatıyorum. Siz tabii ki ne kadar daha çok fotoğraf koyarsanız müşteriniz o kadar sevinecektir arkadaşlar. Aşağı iniyorum. Bu fiziksel bir ürün. Sayfayı Türkçe'ye de çevirebilirsiniz isterseniz. Şöyle. Satılık ürün ekliyorum. Kategori burada şu an eklediğimiz kategori arkadaşlar. Bir nevi takı aksesuara giriyor. Alt kategori burada bag olarak ben bunu işaretleyeceğim. Yani sırt çantası ve burada handbag olarak. Çünkü arkaya takılan değil normal kolda taşınan. Ve burada başlık olarak zaten yazmıştık başlık ama ben aynı başlığı yine yazacağım. Burada ara kelimeleri de yazabilirsiniz. Açıklama kısmında şurada aşağı indiğimde satılan ürünle ilgili bütün açıklamaları şöyle alıp
Hatta şurada eğer alabilirsem, bilmiyorum bu şekilde çalışır mı ama çalışırsa çok güzel olur. Buradaki şeyler bize uymuyor, ona dikkat edin, ona göre yazın. Ben şu an şey yapıyorum, yani normal koyuyorum ama buraya yapıştırıyorum. Mesela evet, fotoğraflar da geldi. Mesela çok da güzel duracak. Ve burada yine başlık soruyor. Başlığı ben tekrar şuradaki ana başlığı yazmak istiyorum. Çünkü burada önemli olan şey açıklama kısmını, şu kısmı biraz yapıştırıyorum sadece. Ve son olarak anahtar kelimeyi de şunlardan bir tane ben otomatik yapıştırıyorum. Siz anahtar kelimeyi kendiniz üretirsiniz. Yani keyki. Stokta bir tane bırakıyorum. Tabii ki bunu onda yapabiliriz. Ne kadar varsa. SKU oluşturmak isterseniz hatırlayacağınız şekilde mesela bunu eBay'den aldığınız için eBay yazabilirsiniz. Ya da satıcının adını yazmanızı tavsiye ederim ben. Hani aklınıza gelsin diye. Mesela şu arkadaşın adını alabilirim. Şuraya SKU olarak. Yapmamanızı tavsiye ederim çünkü eğer o satıcı da burada kendi adını görürse hoş olmayacaktır. O yüzden ben buraya eBay olarak geçiyorum. Sadece sizin hatırlayacağınız şeydir o. Fiyat ne kadar? Şimdi burada 13 puanda satılıyor. Ben bu ürünü burada 22 puanda satayım. 22,99'a. Buradan vergi içerisinde her şeyse %20 vergi koyuluyor arkadaşlar. Ama normalde yapılan satışlara %20 vergisi alınıyor. Şu an platform tam şey olmadığı için normal olmuyor ama siz normalde yaparken %20 vergi koyuyorsunuz içerisinde. Yoksa yapmış olduğun satıştan %20'lik bir vergilendirme alınıyor. İndirim koyacaksanız da müşteriye indirim verebilirsiniz. %10 indirim vereyim mesela. Daha çok hoşuna gidiyor. Platform yapmış olduğun satışlardan %5 sadece komisyon oluyor. Bu şeyler içerisinden çıktıktan sonra şu an sistem güncellendiği için arka tarafta hala 10 gözüküyor. 5'e düşürdük arkadaşlar. Her şey tamamsa varyasyon da eklemek istiyorsanız buradan eklersiniz. Artık label'ı ve diğer varyasyonlar neyse. Ve shipping bölümünde arkadaşlar ürün ufak bir ürün. Ben bizim şeyden çıkartan insanlara ertesi gün ya da 2-3 gün business gün içerisinde çıkartmaya çalışacağız. Her şey okey ise submit diyoruz. Bitti. Buradan ve şeye geldiğimde kendi dashboard'uma geldiğimde arkadaşlar pardon şunu kapatayım. Şuradan prodüktlere geliyorum. Mesela benim sattığım ürünler arkadaşlar burada duruyor böyle. Şu an daha demin listelediğimiz ürün burada. Bu şekilde gözüküyor. Ve bu ürünleri Facebook'ta, diğer sosyal medyalarda da paylaşabilirsiniz. Çok da güzel oldu bence. Açıklama kısmı da böyle. Gayet hoş. Ve siz şimdi bu ürünü alıp Facebook Market'te listelediğiniz zaman müşterinize bu linki verdiğinizde listelerken hemen müşteriniz mesela Facebook açalım. Facebook Marketplace'e girelim. Şurada Marketplace'e. Diyelim ki yeni ilan oluştur. Satılık ürün. Fotoğraf ekle. Şimdi ben şunu alayım. Burada başlık derdimi zaten buradakini almıştım. Bunu kopyalıyorum. Fiyat diyorum ki 22 pound diyelim. Örnek olarak sallıyorum. Durum yeni ve kategori bebek. Ve açıklamaya da şu kopyayı alıyorum. Ürünün linkini diyorum ki buraya. Hello. You can order now. Buraya da linkimi koyuyorum. Buraya tabii siz kısaltabilirsiniz. Hatta kısaltalım daha güzel dursun. Generate. Generate. Short. Yazamıyorum. Yazarsam bir şeyler yapacağım. Peki bu short link generator istediğiniz her yerden de yapabilirsiniz arkadaşlar. Linki koyun buraya. Link kısalsın. Sonra buraya geldiğinizde şu Facebook sayfasına şu linki şöyle yaparsınız. Bitti. Ya da bunu kaldırabilirsiniz. Müşteri artık size soru sormayacaktır arkadaşlar. Buraya görecek. Ve müşteri yazdığında direkt burada her şey tamamsa ürün etiketi koyarsınız. Arkadaşlarınız görsün mü? Görmesin. Tamam. Yayınla. Bitti. Mesela bu benim öteki Facebook hesabım. Açabiliyorsunuz çocuklar o kadar. Hani bir tanesi suspend yese ötekisinden açın.
şey olarak baktığınızda bunu kapatıyorum. Bitti. Şimdi buna deli gibi insanlar yorum yazacak, şey yapacak ama yazacağı zaman bir gelecek ürüne. Görecek ki burada işte bakacak burada açıklama kısmına. Hemen diyecek buradan bu ürünü şuradan alabilirim diyecek. Yani o yüzden benim hepinize tavsiyem arkadaşlar şey yapmaz. Bunu kaldırıyorum ben şimdilik ama mutlu olsun Facebook. Bu kadar. Müşteri geldiği zaman açıklama kısmında arkadaşlar direkt şey yapacak. Ne derler? Direkt bu sayfaya gelecek. Bu sayfadan da ürününüzü satın alacak. Çünkü biz zaten burada müşterinize elinizden geldiğince yardımcı oluyoruz. Yani Okyanusu'da satıcı olmak istiyorsanız direkt hesabınızı açıp satışa başlayabilirsiniz. Abi seninle görüşme şansımız var mı? Yani ne için görüşmek istediğinde arkadaşlar ben hani ufak bir şey gibi söyleyeyim, şey de olmasın. Görüşmek istiyorsanız arkadaşlar ben normalde ben şey yapmıyorum, mentörlük vermiyorum. Takımda arkadaşlar var gerçekten zehir gibi istediğiniz her şeyi çözebilecek zekaya sahipler ve gerçekten size emek ediyorlar. Eğer işle ilgili bir sorununuz varsa arkadaşlar size yardımcı olabilir. Bir hizmet karşılığı alabilirsiniz onlardan. Ama benimle görüşmek istiyorsanız bizim internet sitesinden randevu almanız gerekecek. Randevu aldığınız takdirde müsaitlik durumuna göre ben de sizlerle seve seve görüşürüm arkadaşlar. Ama hani bu şekilde şey yapamıyorum. Çünkü yani yanlış anlamazsanız burada sizler için çok büyük paralar kazanmanız için işler yapıyorum. Ve hani zaman çok önemli. Ve bu süre zarfı içerisinde gerçekten bir şeylere emek ya da yatırmak istiyorsanız tabii ki o şekilde seve seve yapabilirsiniz. eBay'de ürün yapmadan önce çerez toplayın. Evet çok doğru söylüyor. HTML olayı da çok doğru. Hesabım 2 hafta bekledim. Ne zaman yüklemeyeyim? Şu an yükleyebilirsin artık bacı. PayPal Touch eBay'e bağlıyordum. Artık Touch VPN çalışmıyor. Hesabı nasıl bağlarım? Dünya kadar VPN ya da VPS var. İkisinden birini kullanabilirsin. İyi forumlar. Thank you. Teşekkür ederim. eBay Amerika mı İngiltere mi abi? Ben her zaman açık konuşmak gerekirse hiçbir zaman İngiltere'de Amerika demedim ama ben İngiltere'yi sevdiğim için İngiltere'de sattığın zaman zaten otomatikman hem Amerika'da da satabiliyorsun. O yüzden ben hep İngiltere'yi seçtim. Bunu çok detaylı anlattım ama zaten İngiltere'den Amerika'ya satabiliyorsun. O yüzden dünyaya satabildiğin için bir sorun görmüyorum hani nerede olduğunu. İngiltere'yi seviyorum sadece. Selam Furkan, çok teşekkür ederim. Her şey iyidir umarım. Abi dükkandaki ürünlere girip izleyicilere atarsak bir faydası olur mu? Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani botlarla yaptığın iş ne kadar sağlıklı olur bilmiyorum ama çok da bir şey olacağını sanmıyorum yani. Elbette ki algoritma da seni iyi bir yukarı çıkaracaktır ama hani o kadar da şey değil. Bizim çünkü botlarımız da var. İstesek biz de yapabiliyoruz ama hani çok da bir sonuç vermiyor. Hocam ben Facebook Ads ve reklamlardan anlıyorum biraz. Instagram butikleri ve bunlara reklam vererek para kazanmak mümkün mü? Tabii ki Can, hani açık konuşmak gerekirse ürünlerini print on demand şeklinde gerek Okyanusu.com'da gerek Etsy'de ücretsiz olarak listelere bu taraflara yatırmak istediğin parayı yatır reklam olarak ve buraya trafik çek ve çekmiş olduğun platformdan da çok büyük paralar satışlar yap. İnanılmaz derecede paralar kazanırsınız bu işten. Ama dediğim gibi buradaki önemli olan şey arzu ve istek. Akın abi hesap işlemlerim, PayPal'ım ve her şeyim tamam. Fakat ürün bulmada sıkıntı yaşıyorum. Nasıl daha bunun ben videosunu daha önce gösterdim Muhammed. İngiltere'de şirket küçük kurmak nasıl acaba? Şirket kurma ile ilgili videoyu izlemeni tavsiye ederim. Merhaba Anıl, çok teşekkür ederim burada olduğun için. Permaban yiyenler için ne önerirsin? Durmak yok, yola devam. Ne önerebilirim? Tamam, hiçbir şey bizi vazgeçtiremez. Batuhan yazmış. Merhaba. eBay eski hesabım kredi kartıyla fiyat ödemiş sorun çıkartıyor. Hukuksal anlamda bir şey olur mu? eBay'e mail atarsan bir sorun olmayacaktır. Ödemini de yaparsan. Yani orada unutma ödemini öyle söyleyeyim. Bir hukuksal olarak süreci bir şey diyemem. Ama orada sözleşmede imzaladığın şeyler neyi içeriyorsa benim sana tavsiyem şeyini ödemen taraftarı. Okey. Fevzi, hocam merhaba. Çok satan ürününde nasıl diğer satıcılardan önüne geçip ilk sayfada çıkıp satış yapabilirim? Yani şöyle bir şey var Fevzi. Hani eBay'in kasinesi denilen bir şey var. Benim kasineyi baştan sona anlattığım bir videom var. Lütfen vaktini biraz
O kadar çok şey öğreneceksin ki öğrendiğin bilgiler gerçekten böyle wow diyeceksin. O videoyu bul bir şekilde YouTube kanalından. Bizim YouTube kanalı o kadar şey değil. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar biz YouTuber değiliz. Hani şey olarak ben müsait vakitlerinde sadece elimden geldiğince bana inanan, bana destek olan bütün arkadaşlar yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden hani arka taraflarda şey falan yapmıyorum. Hani neyse onu anlatıyorum. Hani güzel oluyor bazen şey tarafında ama dediğim gibi demeye çalıştığım şey yani arkadaşlar o videolara vaktiniz olursa biraz zamanınızı ayırın. O bulduğunuz videolardaki bilgiyi çok bulabileceğiniz yerlerde sanmıyorum. Hani lütfen vaktini al bir şey ayır ve izle. Oradaki nasıl yukarı çıkıp satış yapacağını her şeyini gösteriyor. Canım çok teşekkür ederim. Sizin kendi güzelliğiniz. Tamam. Invoice dışında bir belge sorum kalmadı. Gayet satışlarım güzel gidiyordu. Kendim zaten green cardlıyım. Tek sorunum invoice. Invoice'ı nasıl çözebilir? Onu burada söyleyemem ama almış olduğun invoice'ları eBay'e gönderebilirsin. Öyle söyleyeyim. Hocam kaç üründen sonra kategori değişikliği yapmak gerekir? Bunun özel bir şeyi yok. Hani şu diyemeyelim. Hani Kerim bir şey sormuş burada. Hocam selam bir ürün sattım. Tedarikçim Amazon Walmart değil. Kargo takip numarası değiştirmeli miyim demiş. Tabii ki Kerim değiştirmelisin. Hatta bizim internet sayfasına gidersen dijital market mentoring'i Kerim. Şey 5 tane şey al. Takip çevirme numarası al. Ben sana veriyorum. Benim söylediğimi söyle bizim takımdaki. İnşallah dinleyen birisi varsa Kerim'e 5 tane kargo ücretsiz çevirme numarası verdim. Eğer Kerim bunu talep ettiğinde lütfen Kerim'e 5 tane kargo numarasını değiştirmesi için yardımcı olun arkadaşlar. Umarım Kerim beni duyuyorsundur bu arada. 100 tane satış hesabı açtığınız uygulamanın ismi ne? Tamam her şeyi söyleyemem kusura bakma. Abi dükkanlardaki ürünlere girip izleyicileri atarsak bir faydası olur mu? Yani organik olmadığı sürece çok fazla bir şey. Algoritma da elbet yukarı çıkartır ama hani belirli bir yere kadar. Yani yukarı çıkarsan da zaten satış yaparsın. Aslında bunun senin demek istediğini ben çok iyi anlıyorum. Yani sen diyorsun ki görüntü yollarsam, bot atarsam, insan çağırırsam, bir şekilde dışarıdan iyi bir algoritmaya trafik çekersen para kazanır mıyım? Denedik, çok fazla bir şey bulamadık. Onun yerine biz satın aldırıyoruz. Yorum bıraktırıyoruz. Hani. Hocam kullandığınız eklentileri gösterdiğiniz bir video gelir mi? Eklentilerinizi çok merak ediyorum. Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bazı eklentiler var. Çok basit ve herkesin genel olarak bildiği ama ben aplikasyonları çocukluğumdan beri böyle çok sevdiğim için inanılmaz derecede kullanmadım. Belki neredeyse Google'da çok sayılı şey kalmıştır hani böyle application. Hatta kendi application'ımı bile yaptırıyorum. Eğer şu an şey olursa gerçekten şey yapmaya çalışıyoruz. Hatta size bir şey göstermeye çalışacağım. Şu an onun yapmaya çalışıyoruz ama bakalım nasıl olacak. Ben de şeyle bekliyorum. Ne derler? Sabırsızlıkla bekliyorum. Hatta göstereyim. Şimdi arkadaşlar benim kullanmış olduğum bu Economize diye bir extension var. Extension değil de bu Chrome gibi bir uygulama. Bir nevi Google'dan browser yapınca buradan yapıyorsunuz. Ama şimdi buradan browser'dan araştırma yazınca diyelim ki buradan Google'a gidiyorsunuz. Pardon bu benim istemediğim yerlere götürecek. Buradan bir diyelim ki eBay'e gidiyorsunuz. Şimdi buradan eBay'e gidince ve bu uygulamada sürekli araştırınca Google yerine bakın burada sürekli sizin araştırmalarınızla beraber sizler evrende ağaç dikiyorsunuz. Bir para birikiyor ve sürekli gerçekten yaklaşık bir diyelim ki tam rakamını hatırlamıyorum ama mesela 100 kere burada eBay ya da Facebook araştırdığınızda bir tane ağaç dikmiş oluyorsunuz. Bakın hala şu an ne kadar ağaç dikildiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de şu an böyle bir yazılım yapıyoruz. Yani bir yazılımdan kastım böyle bir araştırma. Biz de bu yapmış olduğumuz şeyi kazanılan bütün parayı yani belirli bir tarafını bir yatırım amaçlı burada yine bu platformu yatırım amaçlı kullanacağım. Belirli bir kısmını da aynı bu şekilde Türkiye'de özellikle başlangıç olarak bundan sonra inşallah kısmet olursa dünya genelinde bütün okumaya yazmaya ihtiyacı olan çocuklara gelir kaynağı olarak onları okutacağız. Okullarına gerek özel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Şu an onun bir şeyiyle de uğraşıyorum. Yeni bir proje bu.
Hani o yüzden kendi browser'ımızı yazıyoruz. Bilmiyorum, bekliyoruz. Bakalım, biraz zamanımızı alacak ama o zamana kadar isterseniz Ekonize'yi de sizler kullanabilirsiniz. Hani benim gibi. İnternetten de daha detaylı şekilde araştırabilirsiniz. Yani buradaki mantık şu: siz burada araştırdığınız zaman onlar sizin üzerinizden reklam kazanıyor. Reklam parasıyla da burada görmüş olduğunuz gibi ağaç dikiyorlar. Eğer buradan Ekonize'nin kendi sayfasına girip bakmak isterseniz de burada görmüş olduğunuz gibi dünyanın her yerinde sizler için ağaç dikiyorlar. Şimdi onun da reklamını yapmak istemiyorum ama güzel, önemli bir şey. Sonuçta ben 6 tane ağaç dikmişim sadece bugün aramalardan. Ciddi söylüyorum, evet arkadaşlar, gerçekten. Yani neden siz yapmıyorsunuz? 6 tane şu an ağacım var yani. Sırf yaptığım şey burada araştırma. Zaten gün boyu 20 saat neredeyse bilgisayar başında çalışıyorum. Bazen. Bu aralar o kadar çalışamıyorum. Havalar çok güzel. Gibi. Hani demeye çalıştım, böyle bir projemiz de var. Bazı extensionları o yüzden Tamer'cim özel tutuyorum. Hani bunları kimseyle paylaşmak istemiyorum açıkçası. Bunun sizi, yani sizin ticaretinizde kullanacağınız şeyler olmadığı için, ama iyi bir içinde kullanıyorsan diyorsan, açıkçası bir şey de kullanmıyorum artık. Eski, artık programların yaptığı şeyleri kafadan yapıyorum. Sadece link grapper'ları falan kullanıyorum. Yani linkleri falan çekmeyi kullanıyorum. Onun dışında çok fazla kullanmıyorum. Aynen öyle. Can, çok güzel bir hatırlatma yaptın bu arada. Bizim takımdaki arkadaşlara ben hepsinden kendilerinden rica ettim. Çünkü bana çok soru soruyorsunuz. Ben artık YouTube'da fazla video çekemiyorum da. Elimden geldiğince sizlere faydalı olsun diye çekiyorum ama. Gerek Furkan Koçan olsun, gerek Özgür Zengin olsun, gerek yani bizim takımda şimdi Zehra açacak. Geçen konuşma yaptık Ahmet'le, zaten biliyorsunuz. Ondan önce Yiğit'le yaptık. Ondan önce Doğukan'la yaptık. Şimdi bu arkadaşlar hem gerek Spotify ve diğer kanallarda sizlere inanılmaz güzel bilgiler sunuyorlar. Öğrendikleri bilgileri hemen sizlere anlatıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Hani onların da kanallarına abone olursanız, bilmiyorum bizim takımdan birisi varsa chat'e ya da yoruma yazarsa ya da linklerini atarsa chat kısmına ya da açıklamalar yazabiliyorsanız, hani onların bilgilerini de takip etmenizi öneririm. Çok, çok güzel bilgiler veriyorlar gerçekten. eBay'de kullandığınız, tavsiye ettiğiniz ücretli ya da ücretsiz yazılımlar var mıdır hocam? Enes, tabii ki var ama benim şimdi şöyle düşündüğüm zaman, ben o kadar çok yazılımlara o kadar çok para verdim ki. Hani eğer Allah izin verirse işte bu Akın Baba'yı bitirirsek, Akın Baba'yla bir dükkanınız olduğunu varsayarsak hiçbir şeye ihtiyacınız yok. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Herkes size diyor ki, ben hani kursun içerisindekileri özellikle söylüyorum ama şimdi hatta ekranı yine paylaşayım. Çünkü burada yani şimdi baktığınız zaman biliyorsunuz ki benim arkadaşlarım hani yazılım sahibi, mesela Zeek Analytics var, InkFrog var, Narın yazılımı. Herkes onu satın alıyor. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanların anlamadığı şey şu: niye satın alıyorsunuz? Ben bunu, gerçi bunu söylemedim belki internette de. Mesela Terapik, eBay diye bir uygulama var. Eğer eBay'de dükkanınız varsa, eBay'de şimdi mantıken bakın, bir yazılıma 30 puan para veriyorsunuz, tamam mı? Bir tane dükkan açsanız zaten 30 puan verirsiniz ama içerisinde ne oluyor biliyor musunuz? Bak, bedava Zik oluyor. Bunu bugüne kadar bilmiyorum kaç kişi söyledi size, biliyor musunuz? Bakın buradan girelim, ne aratalım? Toys. Aha, bütün satan ürünler. Ne kadar sattın? Hangisi sattı? Hem de eBay'in programı bu. İçerisinde güncel, saniyelik. An. Yazılımlar 3-4 gün sonrasının bilgilerini size ulaştırıyor. Bu eBay'in içerisinde. Ve ne kadar biliyor musunuz çocuklar? Bedava. Çünkü eBay'de dükkanınız var. eBay size bu hakkı veriyor. Yoksa sanırsam 7 puan para alıyor. Ortalama bütün fiyatta. Ve burada diyor ki satışı toptan olarak, yani trend olan ürünleri göster. Bak diyor, bu kategori canavar gibi gidiyor. Ve ürünler de burada. Ürünlere bakmak istiyorsanız da tıklayın. Hop, buradasınız. Ürünleri bulmak istiyorsanız bir tane seçelim mesela, rastgele Rainbow. Bu ürünü de bulmak istiyorsanız bu ürünü direkt Amazon, eBay, Shopify'da çıkmaz büyük ihtimal. Bu ürün mesela 99 şeyi satıyorlarmış. Amazon'da, AliExpress'te bulmadı. Tamam. Yani buradan baktığınız zaman arkadaşlar, Terapik bedava. Size sadece bir ürün yükleme programı lazım. O da inşallah kısmet olursa, dediğim gibi Akın Baba
ya da farklı kullanmak isteyeceğiniz şeyler olacaktır. Yazılımlar artık orada size kalmış. Abi dükkandaki ürünlere girip izleyici atarsak bir faydası olur mu? Bence onunla uğraşana kadar güzel ürün araştır, satan ürün koy. Facebook dropshipping yapan var mı? Olmaz olur mu? Okey. Abi seni izlerken ilk siparişim geldi. Sen mükemmel bir insansın. Sayende çok şey öğrendim. Mert çok teşekkür ederim. Yani satış yapmak kolay Mert. Önemli olan gerçekten bunu her gün aynı şeyde heyecanla yapabilmek. Çünkü başaracağınızı ben bildiğim için burada bu kadar konuşuyorum. Yani biz her gün hafta sonları müsait olduğum zaman bir iki saat konuşmamın sebebi zaten çocuklar ben yapıyorum. Olay bende bir magic yok yani. Ben tamam bu işi yıllardan beri yapıyorum. İncini eBay'deki çalışan adamlardan daha çok biliyorum. Artık o boyutun şeyinde çalışıyorum çünkü ben. Hani işin algoritma tarafını çözdüm ki kendi platformumu oluşturup onlardan daha iyisini yapabileyim. O yüzden yapmadığım hata kalmadı. O yüzden bu işte nasıl para kazanacağını biliyorum. Hani fantezi olsun diye anlatmıyorum. Kendim için kazanıyorum. Kazandırdım. Yani kursu alan arkadaşlara baktığınızda zaten çoğu vermiş olduğu paranın misli birisini kazandı. O yüzden hani olay burada anlatmaya çalıştığım şey arkadaşlar. Zaten kazanıyorsunuz. Benim bunda bir sorunum yok. Yani sizin de olacağınızı sanmıyorum. Sorun sizin kendinize koyduğunuz engeller. Ona da benim yapabilecek bir şeyim yok. Çünkü siz kendinizi durduruyorsanız yok ben onu yapamam, ben bunu yapamam. Yapamazsınız. Ama ben yaparım deyip bir ürün istediğim bakın nasıl satılıyor. Seni tebrik ederim Mert. İnşallah yani bir ay, iki ay sonra Türkiye parasıyla 50-100 milyar kazandığında tatile gittiğinde yazın. Bana fotoğraf gönderirsin böyle güzel bir tane. Hocam eBay'de müşterinin parasını nasıl iade edebilirim? Onu PayPal'dan arzu edersen müşterine gönderebilirsin. Ya da müşteri eğer case açarsa sana açmış olduğu case'den zaten otomatik olarak eBay parasını hesabına gönderecektir. Okey. Sorularınız varsa arkadaşlar ama aranızda suspend yiyen var mı? Şey gibi. Neydi? Bir tane reklam vardı. Onun gibi bir şey oldu Tamer burada gerçekten. Peki. Okey. Sorularınız varsa sonra. Abi dükkandaki ürünlere girip izleyici atarsak faydası olur mu? Sen at artık bence. Yani bu kadar spam mesaj atıyorsan artık senin kafa yapın öyle çalıştığı için sen yapmalısın. En doğrusu senin için bu olacaktı. Okey. Mert'le arasında Armağan merhaba yazmış. Armağan merhaba. Başka. Neyse. Okey. Anket doldurarak günde 100. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Anket doldurarak para kazanmak istiyorsanız şeyde ben bu OmyDoş var. OmyDoş'ta bir tane video da çektim hatta YouTube kanalında. 10 dakikada işte 50 lira falan kazandım. 50-60 lira kazandım. Türk parası. Yani kazanıyorsunuz ama çok reklam izlemeniz gerekiyor. Ben onlarla uğraşamam. Sadece merak ettim. Gerçekten insanlar o kadar şey 10 dakikada şu kadar para. Yani kazanılıyor. Parayı da alabiliyorsun ama hani ona vereceğiniz zamanı gerçekten ya git kitap ona vereceğiniz parayı arkadaşlar iyi belli. Bir tane satışta bir günde çıkartıyorsunuz. Yani o yazık günah o kadar. Ama başlangıç için ufak para ihtiyacınız varsa onu da birisinde yapabilirsiniz. Neden olmasın? Nasıl para kazanırım abi? Arman şimdi şöyle bir şey var. Para kazanmaktan kolay ne var? Sen ne yapmak istiyorsun? İlk önce kendine onu sor. Oy Deniz'im benim bir tanem seni çok seviyorum. Seni tanımaz mıyım? Seni çok seviyorum Deniz'im. Speak in English. Hello brother. I don't know what to say. Just you can type what you want to write and I will try to explain. Now I'm talking Turkish. However, if you write something, I will give you English answer. Özgür. Merhaba üstadım. İlk açılış eBay dükkanına ne kadar ürün yüklesek? Yani şimdi şöyle bir şey var Özgür. Yavaş yavaş yapman gerekiyor. Yani orada bir rakam yok. Yani ben bunu böyle bir tane bir saatlik videom var. Aşağıda linki vardır onun da. Lütfen git onu bir vaktini ayırarak bir saat izle. Her sorunun cevabı orada olacak. Zaten şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam
Şimdi ona bakacağım. Eğer süresi geçmediyse ki inşallah geçmemiştir. Çünkü çok güzel bir şey var. Çünkü herkes öğrenmesi gereken özel bilgiler var burada. Yani inşallah şu an süresi geçmemiştir onda. Eğer geçtiyse yapacak bir şeyim yok. Çünkü onu benim elimde olan bir şey değil. Elimde olan bir şey ama değil. Öyle söyleyeyim. Yani daha yapmam. Şöyle share file. Şimdi arkadaşlar bilmiyorum daha önce hiç Udemy platformunu kullandınız mı? Eğer kullandıysanız şu an Udemy platformunda benim böyle kurslarım var. Amazon, Facebook, yeni olan eBay değiştiği için güncel yeni management payment ile beraber Etsy, Amazon Merch ve işte Amazon ve Amazon Kindle ve Low Content Books tarzı şeyler var. Bayağı bir kişi katıldı arkadaşlar. 12 binin üzerinde öğrenci katıldı şeylere, kurslara. Bayağı bir kişi de memnun oldu. Yani buradan da kendiniz de görebilirsiniz. Bunlar benim kendi saati yapacağım şeyler de değil. Eğer şimdi katılırsanız bakacağım eğer bilmiyorum yapabiliyor muyum ama bunu almışım zaten. Şey olarak baktığınızda eğer şu hatta yoruma yazıyorum. İnşallah çalışır. Akın Yılmaz. Bu kodu girerseniz ücretsiz olması gerekecek. Size %100 indirim kuponu yaptım. Eğer bu kuponu girer Udemy'den alırsanız arkadaşlar sizlere ücretsiz gelecek diye biliyorum. Ben linki atayım şeyde. Bir de dijital market mentoring'de özel eğitim serilerimiz olduğu için arkadaşlar oraya da 1 Mayıs evet 1 Mayıs. Onun kuponundan 1 Mayıs. O da %30 kupon. Çünkü oradaki kurslar biz özel Telegram grubuna kattığımız için arkadaşlar o farklı oluyor. Bu da dijital market için kuponu arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Denizciğim seni çok seviyorum bir tanem. Çok çok öpüyorum yanaklarından. Seni çok özledim. Hocam Kasım'dan beri uğraşıyorum. Şakir inşallah olur. Merhaba, ürünü Amazon'dan müşterime gönderdim. Bir sıkıntı çıkmadı. Ancak kargo takip numarasını değiştiremedim. Kargo iletilmedi olarak gözüküyor. eBay'den ben bu paramı kullanabilir miyim demiş. Kanka hani bu çok uzun vadeli olacak bir şey değil. Hani benim sana tavsiyem ya Tracker Face'ten konuş sana numaranı değiştirsinler. Hiç başına iş alma boşu boşuna. Eğitime katılmak istiyorum demiş Furkan. Furkan Dijital Market Mentoring aşağıda linki var. Oradan katılırsan şu an 1 Mayıs'a kadar işçi yani benim kendi sözleşmeme göre 1 Mayıs işçi bayramında artık siz işçi olmayın. Yani işveren olun. Ve o yüzden de 1 Mayıs kodunu kullanarak %30 indirimi alabilirsiniz. Alacağınız alışverişlerde 1 Mayıs'a kadar sadece. Çünkü herkes bana özelden yazıp yani indirim istedi. Herkes artık 1, 2, 3, 10, 20, 30 üstüne çıkınca da yani herkes bu kadar bir şey istiyorsa dedim herhalde bir şey vardır. O yüzden sadece 1 Mayıs'a kadar böyle bir şey yaptık. O yüzden hani bana bundan sonra lütfen daha sormayın. Zaten öğrenmiş olduğunuz bilgiler onun çok çok yani rakamın üzerinde zaten kazandığınız şeyler de çok farklı yerlere getireceği için. Ama dediğim gibi arkadaşlar hani bu şey bir kere olacak yani o da 1 Mayıs'a özel. Bu tür içerikler sayesinde dropshipping'de 15 bin lira civarı kazancım oldu. İnşallah daha çok kazanırsın. Başarmana çok sevindim açıkçası İmam. Oyuncu adam eBay. US eBay'de replika ürün sat. Arkadaşlar hayatta yapacağınız en saçma şey eBay platformunda replika ürün satmaktır. Bunun her türlü hesabınızın suspend olur. Belki açarım ama replikayı açamam. Replikanın gerçekten çok büyük bir yasal sıkıntısı da var. O yüzden kesinlikle sakın böyle bir şey yapmayın. Onun dışında İngiltere'de şirket kurup kitabına uygun yapmak istiyorum. Dediğim gibi biz bunların hepsini anlattık çok detaylı şekilde. O videolara bakmanı tavsiye ederim. Çünkü bunlar hani böyle böyle ayrı ayrı anlatılacak yani 2 dakikalık işler değil yani bilginiz olsun. Bununla da beraber arkadaşlar eğer şey de yoksa sarmaz aşkı var mı? Peki
Şimdi arkadaşlar burada önemli bir şey söylemek istiyorum sizlere. Bu platformda gerçekten sizler de çok büyük işler başarabilirsiniz. Yapmanız gereken şeyler bu platformda sizlerin çok daha başarılı olabilmek için kendinizi geliştirmesi. Ve bunun için de her gün çalıştırıp doğru bilgileri öğrenmeniz. Bu kanala abone olduğunuz bildirimleri açtığınız takdirde böyle canlı yayınlarda hem ücretsiz sorularınızı sorarsınız. Hem yani gerçekten başarılı olmak, ticaretinizde hayatınızı değiştirmek ve ileri artık kendi adınıza, başkası için çalışmadan kendi adınıza işler yapmak istiyorsanız ve böylelikle de dünyayı satış yapmak istiyorsanız bu tarz kanallara abone olabilirsiniz. Aşağıda Dijital Market Mentoring sayfasının linki var arkadaşlar. Oradaki linke de tıklayarak sizler gerçekten hani bu dijital markette size sunulan bütün hizmetlere, kargo çevirme, satan ürün bulma, arka tarafta sizin adınıza, sizin dükkanınıza ürün isteyecek insanlar bulma ya da TrackerFace gibi diğer bütün yazılımlara en son ve en güncel bir şekilde bilgilere sahip olabilirsiniz dedikten sonra çok teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize çok iyi bakmanızı diliyorum. Ve tekrar dediğim gibi arkadaşlar önümüzdeki yayında görüşmek dileğiyle. Desteklerinizi eğer esirgemezseniz bizden kanala beğenerek abone olursanız da dediğim gibi böyle şeylere her zaman sizin gibi ücretsiz olarak elde etmek isteyen arkadaşlarınıza YouTube algoritmasında yukarı çıkaracağı için yardımcı olacaktır. Dedikten sonra hepiniz sizi çok sevdiğimi bilmenizi isteyerek güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Hoşça kalın.